bahsedelim. Öncelikle beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Size bugün kulaklığımdan biraz bahsedeceğim. Kulaklık arkadaşlar dinimizde de hayatımızda da çok geniş bir kavrama sahip. Öncelikle kulaklık geniş bir kavram arkadaşlar. Kulun bedenine, malına yapılan tecavüzler, maddi hukuk, hukuk kalp ve psikolojik sağlığına, kalbine yani iç dünyamıza, psikolojimize herhangi yapılan bir saldırı ve zararlar manevi hukuk olarak aynı zamanda değerlendirilmektedir günümüzde arkadaşlar. Kulun maddi hukukuna en büyük tecavüz öldürme hadisesi arkadaşlar. İnsanın yaşama hakkına son verme, onun bu kainatla olan bütün münasebetlerini bir anda kesip atma, Rabbine ibadetten alıkoyma, ilahi eserleri tefekkürden, rahmani nimetleri de şükürden insanı kısıtlamak arkadaşlar. Bu genel anlamda biraz daha şer'i bir tanım olsa da günümüzde kul hakkı arkadaşlar daha çok hani hayatımızın her evresinde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin bir yerde mesela otururken hani birinin sözünü kestiğimizde ya da onun zamanından çaldığımızda atıyorum yani bunu en küçük hani böyle bir örneğe indirgersek arkadaşlar bu da kul hakkına girmektedir. Fıkıh alemleri burada arkadaşlar yani kul hakkında mesela nerede kul hakkı o kadar önemli ki dinimizde katli bile yani insana katletmek bile vacip olduğunu bahsediyor arkadaşlar. Yani caiz olduğun yerde bahsediyor. O da 3 yerde arkadaşlar. İmandan sonra küfre girme, evli olduğu halde zina etme, haksız yere bir insanın kanına girme yani bir insanı öldürme arkadaşlar. Maide suresinin 5. ayetinde kim bir nefsi kısas yahut yeryüzünde fesat çıkarma sebeplerinin biri olmaksızın öldürürse bütün insanları öldürmüş gibidir arkadaşlar diye geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinin 5. ayetinde bu bahis geçmektedir arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'in ise insanoğlu her nasılsa başkasının hakkını çiğnerken o insanların Allah'ın kulunun olduğunu unutuyor. Yani bir insan diğer insanın hakkını çiğnerken, onun kul hakkına girerken onun Allah'ın kulu olduğunu unutuyor. Yani bu işin ahiretini, yani bugün Allah'ın bunu bizden soracağını unutuyor arkadaşlar. Ve buna hitaben de insanın kul hakkına giriyor. Peygamber Efendimiz Allah'ın bir kuluna zulmedersem onun kahrına hedef olurum diye buyurmuştur. Bunun içindir ki kendisine ilahi ikazlar geliyor Allah tarafından. Bu rahmani ikazlara tercüman olma saadetine Allah Resulü ümmeti defalarca değişik şekillerde ikaz ediyor. Yani Peygamber Efendimiz de kul hakkıyla ilgili insanları defalarca uyarmıştır, defalarca ikaz etmiştir arkadaşlar. Bunlardan 3 misalden sadece bahsedeceğim. Birisi mazlumun bedduasından sakınınız. Yani mazlumun bedduasından kesinlikle sakınınız. Savaştan kaçmayarak bekleyiniz ve insanları gereksiz yere hiçbir sebep olmadan Allah'ın verdiği canı insan hani bir kişi katil olacak yani katil olarak almayınız demek istemiştir. Arkadaşlar kul hakkı çok önemli bir bahis olmuştur ki şehitlik bile kul hakkını ortadan kaldırmamaktadır. Yani bir insan şehit olarak ölse bile yani bugün huzur-u mahşerde kul hakkına girdiyse Cenab-ı Hak bu kul hakkını ondan soracaktır arkadaşlar. Yani bunun hesabını verecektir arkadaşlar. Bu kul hakkı dinimizde böyle geçiyor. Buna küçük örnekler olarak mesela gıybet etmek, insanların arkasından konuşmak, bir kişiye yapmadığı bir eylemde bulunmak gibi şeyler. Bunlar da toplumumuzda olan küçük şeyler arkadaşlar. Büyük olanlarsa sadece başta söz ettiğim gibi imandan sonra küfre girme, evli olduğu halde zina etme ve haksız yere bir insanın kanına girmek de kul hakkına giriyor ve burada katil yani insanın öldürülmesi caiz oluyor arkadaşlar. Tekrar bahsetmek gerekirse şehitlik mertebesi bile kul hakkını ortadan kaldırmıyor. Huzur-u mahşede Cenab-ı Hak kul hakkını şehit olan kimse bile olsa ondan alıyor yani helalleşmeden insan yani öyle şehit olsa bile helalleşmeden bahis mevzu yani şeysi kapanmıyor arkadaşlar. Burada şurada ayetler var onlardan bahsetmek istiyorum. Bakara suresi 42. ayette bilerek hak ile batılı karıştırmayın, hakkı gizlemeyin buyurulmaktadır arkadaşlar. O halde sen akrabaya yoksula yolda kalmış hakkını ver. Allah rızasını isteyenler için bu en iyisidir. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Yani baktığımız zaman arkadaşlar hakkı ile batılı karıştırmamamız lazım.
ve gerçeği, yani insanlar arasındaki hakkı gizlememiz lazım, gıybet etmememiz lazım falan gibi şeyleri de buradan çıkarabiliriz. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa, yardıma, muhtaç insanlara yardım etmemiz gerekiyor. Bundan da bahsetmiştir. Bu insanların kurtuluşa ereceğinin müjdesini Cenab-ı Hak Rum suresi 38. ayette bildirmiştir arkadaşlar. Kul hakkı çok önemli bir bahis olduğunu iyi veya kötü anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım bir şeyler katabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.